Belli oldu. Sonumuz iyiye gitmiyor. Hatay, ardından geldik Adana. Buradan sonra da Antep'e falan gidersek aman Allah'ım. Verdiğimiz kiloları alır mıyız? Bence almayız. Niye almayız? Çünkü ekmeği az tutacağız. Sevgili dostuma geldim, Cihangir'e. Adana'dayız efendim. Adana'da eski dostumdur Cihangir. Her geldiğimde uğrarım. Şöyle tokalaşalım olsun. Nasılsın? Teşekkür ederim abi. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. İşler nasıl? İşler iyi, bin şükür abi, çok şükür. Festival nasıldı? Festival çok güzeldi. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ederim abi. Adana'mıza ciddi bir katkıda bulunduk. Vallahi biz de emeği geçenlere teşekkür edelim. Şimdi efendim, bir zamanlar kasaba geldiğimiz zaman şöyle gösterirsek bu bedavaydı. Kuyruk ya. Sonra ne zaman ki bu bizim gibi programlar, daha fazla yemek programları, bütün etin lezzetinin bu olduğunu söyledi. Kuyruk ya kıymayı geçti. Vallahi kıymayı geçti. Şu an fiyatta yarışıyor abi. Kıyma değil mi rakibi? Kesinlikle abi. Ya bu olmadan kebap olur mu? Asla olmaz. Kebaba tat veren, lezzet veren kuyruk yağdır abi. Şöyle gördüğünüz gibi. Şireli olması, lezzetli olması. Şimdi Adana'ya geldik. Diyor ya, Adana'ya gelek mi, şalgamından içek mi? Müslüm'ü seyretmediyseniz kesin seyredin. Olağanüstü bir film. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz abi? Öncelikle Adana'da Adana kebabını yedireceğim sizlere. En güzel Adana lezzetlerini şimdi sizlere hazırlayacağım abi. Gördüğünüz gibi filotoları serdik, butlarımızı serdik, kuyruk yağlarımızı serdik. Etlerimiz şöyle, erkek kuzu eti. Erkek yeniyor değil mi? Erkek. Adana'da erkek. Kesinlikle abi. Peki bu nerenin eti? Bu, yani yine yukarının, Adana'nın mı? Şöyle söyleyeyim, bizim etlerimiz Güneydoğu bölgesinden geliyor. Siirt, Van tarafından geliyor. Siirt'in özel hırık dediğimiz cinsi var, koyun türü. Bunları kullanırız. Adana kebabı için olmazsa olmaz zaten. Şimdi ustamız, efendim, etimiz geliyor. Sonra başlanıyor işlemeye, ortaya çeşitler çıkıyor. Bu görmüş olduğunuz bütünden neler çıkıyor? Neler çıkıyor? Şöyle çöp şişlerimiz çıkıyor abi. Küçük küçük kuşbaşı şeklinde yapıyoruz etlerimizi. Şöyle kazbaşı hazırlıyoruz. Diğer yandan şöyle yağlı karal dediğimiz, etin kendinden yağlı olması. Diğer taraftan kuzu sırtımız çıkıyor. Bir yandan kaburgalarımız, ciğerlerimiz, kuşbaşılarımız. Bunlar hep tüm setlerden çıkıyor, kuzudan. Şimdi efendim, hep kuzu, koyun, dana bahsediyoruz. Ama şunu da söyleyelim, Adana'da biz dün gece yemeğe gittik. Tavuğun da hastası çok. Özellikle bu Adana'da Adanalıların kendine has bir sosu var. O sosla beraber hazırlandığı zaman tavuğunun da tadına doyum olmuyor. Çıtır tavuklarımız. Çıtır. Çıtır. Şimdi biraz sonra bunlardan bazılarını masada da pişmiş olarak göreceğiz. Ama Adana'ya geldiğiniz zaman en güzel şey şudur efendim. Masaya oturursunuz, yemek gelene kadar doyarsınız. Önce göze hitap edeceğiz biz abi. Burada kebaptan önce 9 çeşit mezemiz geliyor. Yeşilliğimiz, ezme salatamız, soğan salatamız, mevsim salatası, pişmiş domates, fındık, lahmacun, cacıklar. Önden aperatiflerimiz geliyor. Arkasında Adana kebabı hazırlanıyor. Peki sevgili Cihangir, burada bir şeyler görüyoruz. Evet. Burada bir şey mi hazırlayacağız? Burada size 200'lü kebabımızı hazırlayacağız. Bir yandan da lahmacun arası kebabımızı hazırlayacağız. Ustayı mı alalım? Ustamızı alalım. 200'lü kebap. 200'lü kebap. Hain midir, alçak mıdır 200'lü deyince? Biraz öyle oluyor. Etin. Yani biz böyle 200'lü deyince değil mi? Aklımıza hep öyle geliyor. Yanına da ne hazırlayacağız? Yanına da lahmacun arası dürüm. Lahmacun arası dürüm. Evet. Şöyle yapalım. Şu görüntüler bir ekrana gelsin. Sonra bütününü masada pişmiş olarak. Hazır mıyız Cihangir? Hazırız abi. Usta hazır mısın? Hazırız. Başlayalım.
Tam da öğlen servisine denk geldik. Kimseyi de rahatsız etmek istemiyoruz. Şimdi efendim masamız hazır ama şunu söyleyeyim. Bu masada daha yemek yok. Yani Adana'da yemek yemeye geldiğiniz zaman kebabınız, siparişiniz hazırlanırken şöyle bir masa hazırlanıyor. Bunların hepsi ikram. O yüzden Adana'yı çok seviyorum. Şimdi masaya oturalım. Masaya oturalım. Kulaklarım iyice çınlamaya başlasın. Bu masaya bir de kebaplar geldikten sonra bakalım ortaya nasıl bir tablo çıkacak. Son yıllarda yeni bir moda var efendim. Bu sene iyice bu bayağı bir popüler oldu. Efendim, ekranlarınıza gelen lahmacun ve nedir Cihangir? Lahmacun arası Adana kebap abi. Kimin aklına geldi bu? Abi bu bizim kendi ürettiğimiz bir şey. Bir yıldır biz bunu yapıyoruz ama inanılmaz bir lezzetli. Lahmacunda tabii biraz daha dikkat ediyoruz değil mi? Birebir lahmacun mu yoksa biraz daha böyle... Biraz daha ince yapıyoruz yani. İnce değil mi? İnce tabii. Şöyle ben bir göstereyim mi abi? Vallahi göster şunu tamam bize abi. Ya. Şunu bize bir abi, göster. Bir şöyle yapıyoruz. Kebabımızı çekiyoruz abi. Tamam. Arasına bir şey koyuyor muyuz? Gerek var mı? Abi şöyle bizim kapalı salatasının arasına koyuyoruz abi şöyle. Oh oh. Şöyle ben limonumu da... Bunu Antep'te yapsak adam döverler. Lahmacuna limon sıktık mı Antep'te kızarlar. Şu şekilde. Şu şekilde abi. Yine aklımızı başımızdan aldın Cihangir. Abi teşekkür ederim. Gel yanıma şimdi hemen sorayım. Ben geldim Adana'ya dedim ki ya bunu gördüm bayıldım bundan bir tane yemek istiyorum. Tabii. Kaç lira bu? Abi bu 26 milyon. Biz buna gurme dürüm diyoruz. Gurme dürüm 26 lira. 26 TL abi. Bu arada tepsimiz de hazırlanıyor ama yine bunlar bedava değil mi? Bunlar hep ikramımız bizim. Kebaptan önce aperatif olsun diye pişmiş soğan, ezme salata, cacığımız, mevsim salatası, yeşilliğimiz, mantarımız. Bunlar bizim olmazsa olmazlarımız. O zaman tepsiyi bekleyelim. Bekleyelim abi. Adana nasıl bir yer arkadaş? Geldiğimiz zaman insan hani neyi yiyeceğini, neyi çekeceğini şaşırıyor. Az önce bahsetmiştik 200'lü diye. Evet abi. 200'lü hazır, 200'lü özel bir özel kebap herhalde. Bir tarafı kuzu eti abi, bir tarafı Adana kebap. Çift taraflı kebap. Şu, üstüne 200 diyoruz. Üstünde kuzu eti, şu görüyoruz. Kuşbaşı, ince dövülmüş kuşbaşı. Aman altında Allah. Da Adana kebabımız var abi. Bu bir porsiyon mu, 1,5 yapmış sanki? Bu 1,5 porsiyon abi. Bu 1,5, onu söylediğin zaman 1,5. Evet. 40 lira mı 1,5? 42 milyon abi. 42 milyon, milyonu unut abi. Milyon dersen Adana'yı vermemiz, apartmanları vermemiz lazım. 42 lira, ben 42 de bazen lira. Yapıyorum. 42 lira. Şimdi buraya geldiğiniz zaman bence hani bunu söyleyecekseniz 2 kişi bir tane söyleyin ya da 3 kişi bir tane söyleyin. Tadına bakın bölüp bölüp. Çünkü daha yenecek, anlatacak o kadar çok şey var ki. Derken hadi çık işin içinden bakalım Hakan. Çık işin içinden nasıl çıkacaksın? Hadi şimdi ben neyi anlatayım burada? Ben şimdi burada neyi anlatacağım? Sevgili Cihangir sağ olsun. Yine en özel lezzetlerden koy tereyağı da oraya. Of. Abi işte yere bakan yürek yakan tarzım. Bunlar neyi attık oraya? Kaz başları. Kaz başları abi. Efendim kaz başı deyince aklınıza kaz gelmesin. Biraz daha iri kesilmiş kuşbaşıdır kazbaşı. Kazbaşımız tereyağımda ısınıyor. Neler var başka? Abi nelerimiz var? Çöp şişlerimiz var, kaburgalarımız var, sarma beyitlerimiz var, tavuk şiş, 200'lü kebap, patlıcan kebabı, beyti, kanadımız var, ciğer, kaburga karışık, beyit sarmamız. Abi böyle bir şey yok. Bu kaç kişilik bir masa? 5 kişilik abi masamız. Şu an masamız 5 kişilik. Evet abi 5 kişilik. Ya Adana'dan tabii çok bahsettik, Adana'dayız diye ama öyle şeyler gösteriyorsun ki Adana'yı arada unuttum. Şunu ne dersin bana Cihangir? Mert abi geldiğin zaman şunları yemeden mutlaka gitme diyeceğin ne var diyeceğim. Hani ekranda gözüküyor insan hepsini yemek ister. Mert abi şöyle söyleyeyim. Hani tüm Adanalılar gibi bizim Adana kebabımız gerçekten çok güzel. Adana'ya gelmişken mutlak suretle Adana kebabı yiyeceğiz. Onun haricinde bizim özel 200'lü kebabımız, bizim özel lahmacun arası dürümümüz.
ve karışığımız. Ama bu karışık hani aileler, gruplarımıza özellikle tavsiye ettiğimiz, hepsinin tadına bakmış olur. Bu 5 kişilik. Bu 5 kişilik abi. 5 kişi buraya geldik, oturduk. Evet. Kaç lira vereceğiz? Abi, İçecek hariç. İçecek hariç. Kişi başı ortalama 50 TL, 250 milyon abicim. Kişi başı 50 lira verdiğimiz zaman içecek hariç mi dahil? İçecek hariç abicim. İçecekle beraber 60 liraya. 60 lira. 60 lira. Yani bu da 280-300 arası bir fiyat çıkıyor abi. Ya şöyle görüyorum. Kahvaltı da yapmadım senin yanına geleceğim diye. Biraz sonra gerekeni yapacağım. Yanında tabii bütün bu az önce bahsettiğimiz garnitürler ikram olarak geliyor. Hani Adana'ya geldiğiniz zaman bunun yanında ayran mı şalgam mı? Tabii şalgam gider. Bu şalgamın acılısı olmaz diyorlar. Şalgamın acılısı turşu suyundan yapıldığı zaman olur abi. Yani genelde Adanalılar acılı içmezmiş. Evet, sade içilir. Şalgamın tadından bu tabii. Vallahi ellerine sağlık. Hepsinin tadına bakacağız. Bunlar oldu mu? Ekmeği de bastı ustamız. Bu arada sevgili Cihangir, senin nezdinde tüm ekip arkadaşlarına, bizi en iyi şekilde ağırlayan, bu güzel masanın ortaya çıkması için emek harcayan, elleriyle bizi besleyen tüm ekibe, tüm şeflere, tüm personele de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz abi. Çok sağ olun. Elinize, ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık. Bunun üstüne tatlı gider değil mi? Kesinlikle.